Selamlar saygılar efendim. Bir World of Tank videosuna daha hoş geldiniz. Erhan arkadaşımızın oyun kurduğunun hesabındayız. Onun da hem Twitch kanalı hem de YouTube kanalı var. Bana bu tankın anahtarlarını verdi ve Erhan birkaç tur at. Bakalım nasıl bir tank incele dedi. Erhan memnun kalmadığını söylemişti. Ben de bir bakayım dedim. Hiç bir yeri çizmeden, hiçbir yere vurmadan, tamponu, mamponu çizdirmeden boyasını tertemiz gıcır bir şekilde Erhan'a vermek istedim. Bu tanka nasıl sahip olacaksınız onu anlatayım. Bildiğiniz gibi savaş kartı e, etkinliği var. Savaş kartı aşamaları var, jetonları var. Burada biz yaptığımızda belli ödüller alıyorduk. Aynı bu mantıkla bu tankada sahip olabiliyorsunuz. Tüm bölümlere geldiğinizde buradan Carmen de Bezonta bölümünü seçiyorsunuz. O bölümün üstüne tıkladığınızda bölüme etkinleştir butonu olacak. Erhan aldığı için şu anda yok. Bölümü etkinleştirdikten sonra burada 50 part var. Ya da 50 bölüm var ne derseniz bilemem. Bu 50 bölümü yaparak tanka sahip olabiliyorsunuz. Ya da bu bölümlerin parasını vererek tanka sahip olabiliyorsunuz. Ben hiç kasmayayım, cart diye tanka alayım diyorsanız ki toplamda 12.500 altın vermeniz gerekiyor bu tank için. Şimdi bu böyle. Peki bu tanka değer mi? Bu tank nedir ne değildir diye baktığımızda size şunu söyleyebilirim. Tarihin gelmiş geçmiş en kötü ahır muharebe tanklarından birini görüyorsunuz şu anda. Bu tankın muazzam berbat atış gücü, düşük penetrasyonu, kabul edilebilirin altındaki penetrasyonu, düşük nişan alma kapasitesi, geç nişan alma kapasitesi, zırhsız gövdesi, saç rep yaptığında verdiği kötü noktalardan dolayı ortaya çıkan zayıflıklar sebebiyle ve tankın gövdesinin iri olması ya da birleştiğinde muazzam kötü bir tank çıkıyor ortaya. Tankın en güçlü bölgesi, güvenebileceğiniz tek iyi bölgesi tareti. Gördüğünüz gibi tareti Küvet tip bir taret, eğimli, bombeli giden bir taret. Ama buna çok fazla güvenmeyin. Çünkü insanlar sizin taretinizi değil gövdenizi atacak. Evet kapatırım gövdemi taretle oynarım diyorsunuz ama bu sefer de siz düşmanları dermekte zorlanacaksınız. Çünkü kabul edilebilirin altında bir penetrasyon veriyor topu size. Evet şimdi tankın bas haline bakalım. Çok fazla lafı uzatmayalım. Tanka şöyle bir baktığımızda gördüğünüz gibi 390 hasarı var. 221 penetrasyon ortalamanın altı. Kabul edilebilirin altı. Yanılmıyorsam Löw'ün 230'larda penetrasyon diye biliyorum. Yanılıyor da olabilirim. Ya da bakalım hemen bakalım. Biz konuşmayalım. Evet 234 mm delebiliyormuş de Löv tankımız. Nişan alma süresi 2.21 saniye. Muazzam yüksek. Sabit oranı 0.33 kabul edilebilirin altında. Ağır tanksınız. Evet yakın oynayacağım diyorsunuz ama geç nişan aldığında ortaya koyarsanız buna mutlaka nişanlı bir sistem takmanız gerekecek. Hani nişanı arttırırsınız. Nişan şeyi koyarsanız e, nişan almanızını artıran donanımı koyarsanız vesaire vesaire ama bunların hepsi çözüm değil. dayanıklığa e, dayanıklılığa gelelim. Dayanıklık gördüğünüz gibi 1450 bir cam puanımız var. E, işte i̇şte bahsettiğim şey gövde zırhı 80 mm ön, 80 mm yan, 60 mm arka. Evet diyebilirsiniz ki ben bu 80 mm ile saat scrap yapamaz mıyım? Belki yapabilirsiniz ama belki. Her tanka değil. Çünkü vereceğiniz zayıf noktalar var. Göreceğiz şimdi tank CC'den. Kule zırhına geldiğimizde 200 milimetrelik bir kule zırhı var. Bu birazcık iyi. Aslında kaliteli bir zırh. Ama tabii gövde zırhının zayıfına öne, öne koyduğumuzda kule zırhının çok da fazla bir avantajı alıyor diyebilirim. Hareket kabiliyetliği 40 kilometre ileri 14 kilometre geri olarak görünüyor. Ama tank geç bir tank. Bunun da bilgisini vereyim. İzlenmeye bakmıyoruz zaten. Tespit etmeye falan filan da bunlara. Ağır tanklarda çok fazla işimiz olmadığı için bakmayıp geçiyoruz. Şimdi tank cicileyiz. Gördüğünüz gibi kulemiz 200 mm görünmesine rağmen bazı noktalarında çok ciddi zayıflıkları var. İşte buralara denk getirirse düşman ya da siz e, karşısındaysanız rakipse bu size buralara denk getirirseniz sıkıntı yaşatabilirsiniz. Keza tankın komutan kapağı çok net bir biçimde açık. Çok net bir biçimde hedef halinde. Buradan da çok rahat deneyeceklerdir sizi ve gövdeye geldiğimizde ise başarısız bir gövde görüyoruz. Tek avantajınız buradaki mızrak ucu bazı pozisyonlarda sektireceksiniz. Vay falan diyeceksiniz. Ama bu sizi iştahlandırmasın. Kesinlikle en ön safta oynayıp tüm hasarı sıklanabilecek bir tank değil. Side scrap yaptığımızda ise gördüğünüz gibi yandan sektirebiliyoruz. Evet fakat buradaki o mızrak ucundaki mızrak ucuna sahip olan tüm tanklardaki hatayı ya da problemi ya da Zayıf noktayı burada da görüyoruz. O açılı olarak bize bakan mızırık ucunun bize bakan yüzü çok rahat delinebilecek konuma geliyor. Keza taretini de bize doğru şöyle ne kadar zormuş bu çevirdiğinde hiç fark etmez yine şurada küçük bir boşluğu var. Oradan delebiliyoruz. Yine şu bölgeyi görürseniz bu zankı delebiliyorsunuz. Evet tankımızı genel olarak inceledik. Bir savaş koymayacağım ortaya. Bir savaş göstermeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Bu tanka tavsiye edebileceğim donanımlar şunlar olabilir. İlk olarak top yöneltme takmanız nişan alma hızınıza diyecektir. Büyü takabilirsiniz. Ve iyileştirilmiş havalandırma havalandırma takabilirsiniz. Evet izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ayrıca, ayrıca hesabın sahibi bize anahtarı verdiği için Erhan'a oyun kuruna da çok çok teşekkür ederim. Onun da YouTube sayfasını aşağı koyuyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Teşekkürler, sevgiler, saygılar.